Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Tanıyabilir miyiz sizi? Ali Rıza Tunçan. Evet. Fatih'te oturuyorum. Kamu personeli olarak çalışıyorum. Çok güzel. Memleket neresi? Samsun Terme. Samsunlusunuz? Evet, Samsun Terme. Gidip geliyor musunuz? Tabii. Bir ay önce memleketteydim. Öyle mi? İş icabı İstanbul'da ikamet ediyoruz. Oralarda güzeldir ama, değil mi? Evet. Karadeniz malum, yeşillik çok Karadeniz, güzeldir. Karadeniz yeşillik. Yazı tavsiye ayrı ederiz, güzel, kış inşallah. Ayrı güzel. Tabii. Yani gittiğimizde de kar yağdı. O dört mevsimi yaşamış olduk yani. Güzel bir ambiyans yaşadık. Ha, maşallah. Çok güzel olmuş. Altı sorumuz var. Tamam. Güzel. Üçü dini, üçü genel kültür temalı. Tamam. Soru başına 15 saniye cevaplama süreniz olacak. Tamam. İpucu veriyorsunuz sanırım. İpucundan ziyade yanlış cevap verdiğiniz zaman şu kaşım birazcık kalkıyor. Oradan... Anladım. Ama cevap verdikten sonra iş bitmiş oluyor zaten. Anladım, tabii. İnşallah biliriz. İnşallah bilirsiniz. Zaten maksat bilgilerimizi yarışmak, tazelemek, evet, maksat muhabbet etmek, tanışmak. Bu arada biz de bilgilerimizi güncellemiş oluyoruz. Güncellemiş olacağız. Yani bizim yarışmamızın kaybedeni yok. Yani Allah'ın aynı. İzniyle. Güzel, teşekkür ederiz. Başlayalım mı? Tabii, buyurun. Peki, ilk sorunuz geliyor. Hangisi ameldeki hak mezheplerdendir? Hanefi mi, Muharrem mi? Herhalde Hanefi mezhebidir. Hanefi mezhebidir. Yani kendimiz de aynı mezhepten olduğumuz için Hanefi mezhebidir. Evet. Tebrik ediyorum. İlk soruyu başarıyla geçtik. İnşallah. Heyecan var mı? Biraz tabii böyle ilk defa katıldığım için böyle bir yarışma programına ister istemez oluyor. O kadar heyecan normal. Aynen. Ama rahatsınız gördüğüm kadarıyla. O zaman ikinci soru gelsin. Tabii, buyurun. Beş vakit namaz hicretten bir yıl önce Miraç gecesinde farz olmuştur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki doğru. Doğru. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Güzel gidiyoruz. Evet. Üçüncü sorudayız. Tabii, buyurun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beşeriyet icabı yaptığı giyinme, yeme içme gibi sünnetlerinin adı nedir? Evet. Zevait mi, takriri mi? Biraz zor soru. Sanırım zevait olması gerekiyor. Zevait efendim. Evet. Tebrik ediyorum Teşekkür sizi. Teşekkür ederiz. Çok dini soruları başarıyla geçtik. Evet. Bakalım genel kültürde ne yapacağız? Merakınız hangi alanıdır? Tarih, coğrafya, spor? Yani o... Üç dalda da iyiyim sayılırım. Yani kendime göre bilmiyorum tabii de. Hangi takımlıyız? Kartal, Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlısınız. Evet. Eyvallah. Evet. Peki. Geliyor ilk sorunuz. Tabii, buyurun. 58 plakalı ilimiz Sinop'tur. Doğru mu yanlış mı? 58 Sinop. Sivas olması gerekiyor. Sivas olması evet. Gerekiyor tabii ki. Tebrik evet. Ediyorum. Rica ederim. Ülkemizde ilk safari parkı hangi ilimizde açılmıştır? Diyarbakır mı, Gaziantep mi? Safari. Safari. Gaziantep diyorum. Gaziantep doğru cevap. Gitmek nasip oldu mu hiç? Antep'e gitmedim ama çok merak ettiğim şehirlerden birisi. Özellikle çarşısı meşhurmuş herhalde. Evet. Orası çok belgesellerde izliyoruz bazen. Çok dikkatimi çekiyor. İnşallah en kısa zamanda gitmeyi İnşallah. Nasip olur. Ve dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise... en büyük hayvanat bahçesine sahip evet, Gaziantep. Evet, duymuştum onu. O safari park da içerisinde zaten. Evet. Ben gittim, herkese de tavsiye ediyorum. İnşallah bize de nasip olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Güzel yarıştınız. 5 evet. Soruya doğru cevap aldık. Kaldı evet. Bir soru. İnşallah bunu da biliriz. Heyecan durumu yüzde kaç? Biraz daha heyecanlandım sanki son soru olunca. Yüzde? Yüzde 80. 80 var mı? Olabilir. Olabilir. Peki. Bir soru kaldı. Evet. Dikkatle cevap verin. Tamam. 15 saniyeniz var. Düşünerek cevap verebilirsiniz. Tamam, olur. Yakın bir zamanda aktif hale gelen Kilauea yanardağı Endonezya'nın başkenti Jakarta'dadır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru dediniz. Jakarta, Endonezya'nın başkenti. O tamam ama yanardağ nerededir? Siz başkentindedir dediniz. Hawaii'dedir aslında. Ama soruyu devam ettirmedik. Ama işte yani yanıltmacalı sorulardan bir tanesi. Süreyi iyi kullanın demiştim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Teşekkür Nazarlık ederiz. Olsun. Tabii yani 8-6 soruda... 5 soru gayet iyi. 5 soruda bilmek iyiydi. Maşallahınız var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür Bizi ederiz. Bizi tercih ettiğiniz için yayınınızda başarılar dileriz. Çok teşekkürler. İnşallah. Buradan bizleri izleyen izleyicilerimize şu çok eğlenceli, neler söylemek istersiniz? Eğlenceli bir program. Herkesin katılmasını tavsiye ederim. İnşallah hem bilgilerimiz güncelleniyor hem kendimizi kamera karşısında biraz daha şey oluruz. Nasıl? Daha sonra bir şey olursa hani gelirlerse en azından avantaj olmuş oluyor bizde.
Peki. Kamera. Bu güzel sözler, tavsiyeler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yarışmacımızın hediyesi geliyor efendim. Hediyemiz de var tabii bu arada. Tabii ki. Çok güzel. Tabii ki. Bizim bütün yarışmacılarımıza teşekkür ederiz. Hediyemiz var. Çam Sakızı Çoban Armağanı. Kitap olması Armağanı. Da daha güzel olmuş. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Cami ve Hayat. Şöyle teşekkür ederim. Edeyim. Çok sağ olun. İnşallah bütün yarışmacılar benim gibi bir soru haricinde bilirler ve bu hediye kazanırlar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.